bizden önce kurulmuşlar sofraya. Maşallah. Aç gözler işte. Akıl yarışına gelecekler. Bizden önce bütün kahvaltıyı silip süpürecekler değil mi? Oh oh, maşallah maşallah. Doldurmuşsunuz salamları, sosisleri tabaklarınızda. Ha, afiyet olsun. Ne bu açgözlülük? Biz doldurmadık Aslı yenge. Kader abla verdi. Ha! Evet, ayrıca sizinkiler de burada duruyor. Çocuğum, bir kere bu kadar salam sosis yenmez. Yani sizin yaşınızda yenmez, anladınız mı? Sivilce yapar, sivili olur suratınız. Vallahi billahi suratınıza kimse bakmaz. Ver bakayım şunu, ver. Ayrıca bu sucuklar var ya, ağzınızda pis kokudur. Yani siz kokun ya, pis size yakışır yani. Aman çocuğum, niye sucuk koksun ki öyle zengin çocukları gibi? Hadi açlıktan koksun nefesleri, ver. Ama bunlar bize. Ver bakayım, ver. Sizin Dican'ın dili geçmiş zaman, artık bizim. Boşver Nazlı, bırak yesinler. Evet, ayrıca daha yumurtalar var. Ay Aslı, bunlar hala mutlular ya. Ben o yumurtaları da istiyorum. Ah kuzum benim, kuzum senin istediğin yumurta olsun yavrum. Verin bakayım şu yumurtaları da. Al canım, al. Ver şunu. Aslı yenge, oldu olacak domatesleri de alın. Aa, ay o kadar da değil canım. Ben vicdan sahibi bir kadınım, tamam mı? Arkamdan laf edersiniz siz. Yengem bize bir şey yedirmedi, tabağımızı boşalttı filan dersiniz. Aa, yok. Yiyin o domatesleri canım. Evet, utanmadan da iftira atarlar sana Aslı. Hiç. Günaydın. Günaydın Ekrem Bey. Günaydın canım. Bizi tam kahvaltımızı ediyorduk, hoş geldin. Kızlar bizden önce oturmuş, silip süpürmüşler maşallah. Şimdi okula çıkacaklardı, onu konuşuyorduk. Hadi canım, son lokmalarınızı da alın. Hoppa okula, hadi canım. Tabağımızdakileri yengemden aldığını söylesek ya Ekrem amcaya. Ya boş ver, şimdi amcamı boş boşuna üzmeyelim. Ben onları geri almanın yolunu buldum. Nasıl? Bak şimdi. duydunuz mu sesi? Aa, evet duydum. Nereden geliyor gerçekten bu gıdaklama? Ay ne bileyim nereden geliyor? Kader, bana bak, evin içine tavuk falan mı soktunuz yoksa ha? Yok Aslı Hanım, niye öyle bir şey yapayım ben? Ay ne bileyim ben, köylüsünüz ya, öyle esmiştir. Aslı yenge, bence bu ses yumurtalardan geliyor. Ay yok canım. Sen de yumurtadan geliyor Ekrem, siz gıdaklıyor bayağı. Evet, benim yumurtamdan da ses çıkıyor. Ekrem, bu yumurtanın içinde tavuk var bak. Saçmalamayın çocuklar, Aslı'cığım. Hiç yumurtanın içinde tavuk olur mu? Yani olsa olsa civciv olur. Ay ne bileyim ben, niye böyle davranıyorsun bana? Biyolog muyum ben, biliyor muyum sanki? Ya hayvancağız belki de sıkıştı kaldı orada küçükken. Debelendi çıkamadı. Şimdi de orada büyüdü, gıdaklıyor, ne bileyim. Sen sabah iyice uçmuşsun Aslı'cığım. Hadi saçmalamayın, kırın yiyin yumurtalarınızı. Yok ben yemeyeceğim. Çocuklar, siz yemek ister misiniz yumurta? Ha? Belki de öğlene kadar acıkırsınız, hem yumurta tok tutar ha? Emin misin Aslı yenge? Aşk olsun. Aa canım yendim, tabii ki eminim ben. Hadi afiyet olsun bir tanem. Ve madem öyle istiyorsunuz, durum daha bitmedi. Ay bu sesi duymuşsundur herhalde Ekremciğim. Hangi sesi? Ay bu bayağı inek sesi diye geliyor böyle yazın. Ay benim sucuğumdan da inek sesi geliyor. Ekrem ben bunu yemem. Sen ye. Aslı hiç sağlamdan bu sesi gelir mi? Geliyor işte hayatım, yalan mı söylüyorum? Dinlesene bak. Bayağı bağırıyor sana sucuk. Ah mam. Hayvanın kizminden dili salam yapmışlar yazık. Aslı yenge, siz yemiyorsanız biz yiyebiliriz. Tabii ya, yersiniz canım. Doymadınız mı hala zaten? Yarısından çoğunu götür. Neyse, al canım, al. Ye. Al benimkini de ye. Afiyet olsun. Ay diri, salam yapmışlar. Hayvan onu yiyecekler, zehirlenecekler. Yiyin, afiyet olsun, yiyin. Ay ne güzel işte, temelli kurtulacağız. Ye. Aa, Kıvılcım sen ne kadar naziksin. Evet, bakın ses kesildi. Evet canım ya. Hakikaten onların tabaklarına gidince birdenbire sustular. Ay onlar da köylüyor. Herhalde böyle bir yakınlık hissettiler falan diye onunca sustular. hadi siz kendinize bakın. Sohbet edebilirsiniz. Ne haber sana kız? Anne. Tamam. Bırakalım bunları. Çocuklar, sene sonu geliyor. Nasıl okul durumu? Bizim derslerimiz çok iyi amcacığım. Evet çok iyi. Aslı bana da soracak. Sok konuyu değiştir. Ekrem! Ekrem bir şey diyecektim ben sana. Ha okul dedin ya, okul deyince benim aklıma şey geldi. Şey geldi ya, şey zamanı, kayıt zamanı. Sen biraz para versen de ben
kıvılcımı kaydını yaptırsam diyorum, ha? Tamam Aslı'cığım ama bu ay sıkışığım, gelecek ay hepsininkini hallederim. Hepsini yaptırırsın. Hayatım hepsine ne gerek var? Bir tek kıvılcımınkini yaptırsak yeter, devlet okuluna gitsin onlar. Aslı'cığım duruma göre bakar, gereğini yaparız, tamam mı? Amcacığım yani biz sorun etmiyoruz, size yük olmak istemeyiz. Ah canım ağzını öperim seni. Bak ne güzel söyledi hayatım, kendisi de şeye gitmek istiyor, devlet okuluna gitmek istiyor. Tabii biraz halkın içine karışsınlar değil mi? Aslı'cığım bunu 40 kere konuştum, tekrar ediyorum. Gerekirse devlet okuluna giderler. Ama eğer kıvılcım özel okula gidecekse onlar da özel okula gidecekler. Çünkü onlar da bizim kızlarımız. Of Aslı ya, ben bu beslemelerle seneye yine aynı okula mı gideceğim? Uzatma kıvılcım. Dur bakalım bir ay uzun süre değil mi? Bir ayda neler olmaz ki? Padişah ölebilir, eşek ölebilir, bunlar köye dönebilir değil mi? Çıkmadık camdan ümit kesilmez değil mi? Efendim Aslı'cığım? Çıkmaları lazım artık, geç kalacaklar da okula canım, saate bakıyorum. Hadi çıkın artık çocuklar, yediniz içtiniz. Hadi bakayım, hadi hemen atıştırın onları. Hadi canım, hadi yengelerini, güzelleri, canlarım. Doydunuz mu çocuklar? Doyduk amcacığım. Afiyet olsun. Kesenize bereket. Afiyet olsun. Ayrıca salam ve sucuklar için sağ ol Aslı yenge. Ya değil mi, değil mi? Afiyet zihir zıkkım olsun inşallah. Efendim Aslı'cığım? Afiyet olsun inşallah dedim canım. Ha, ben de öyle duydum zaten. Hadi bakalım okula geç kalacaksınız. Zülfikar. Hadi çocuklar geç kalmasın. Hazır mı araba? Ekrem Bey araba biraz boğuldu galiba. Çalıştıramadım sabahtan beri de biraz uğraştıracak. Ha öyle mi? Peki. Peki problem değil. O zaman şöyle yapalım. Ben bir taksiyle şirkete giderim. Sen de bir taksiyle kızları okula bırakırsın. Tabii efendim. Ekrem'cim. Niye öyle yapıyoruz ki? Bence kıvılcım taksiyle gitsin. Kızlar da yürüyerek giderler okula. Hayatım hepsi aynı taksiyle gidecek zaten. Tamam işte ben de onu diyorum. Sen biz sıkışığız demedin mi? Şimdi dördü birden taksiye binince taksimetre çok yazar diye şey yapıyorum ben. Aslı sen hala uyanamadın galiba. Ya ben bunlarla aynı taksiye binmem. Tamam tamam kıvılcım ben şimdi organize ederim. Zülfikar! Zülfikar! Bekleyin şimdi hepsini organize edeceğim ben. Zülfikar, sen bir taksi çağır, kızlar o taksiyle okula gidecek. Kıvılcımsa okula yürüyerek gidecekmiş. Ay ne yürümesi ya? Tamam tamam ya, bineceğim ben hemen. Sen de hemen kızıyorsun ha. Ay, aşk olsun Ekrem'cim, yani sen de kızımızı böyle yürüyerek gitsin onlar taksi. Neyse, gidin taksiyle gideceğiz birader. Akşam taksimetrini yazdık kadar rencide ederim ben size. Olur biter. Şaka, gülelim diye.